Şimdi BTK Sosyal Medya Uzmanı Sayın Abdülbaktur bize dijital yerlerin mahremiyetini anlatacak. Süremiz 20 dakika, son 5 dakikada mutlaka hatırlatacağım. Çok teşekkür İyi ediyorum. İyi konuşmalarınız. Çok sağ olun. Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu salonda olmaktan dolayı da çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Biraz kendimden bahsedeyim. Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu'nda sosyal medya uzmanı olarak görev yapıyorum. Aslında bugün biraz teknik konulardan daha çok dijitali konuşmak, biraz daha dijital mahremiyeti, yani dijital nesil dediğimiz kuşağın mahremiyetini konuşmak istiyorum. Aslında ben bunları konuşurken de internette şu an milyonlarca like, milyonlarca beğeni ve milyonlarca retweet oluyor. Biraz da bunlara dikkat çekmek istedim. Buyurun başlayalım. Şimdi dijital vatandaş kavramı son zamanlarda hayatımıza giren en önemli faktörlerden birisi. Aslında hepimiz dijital vatandaşlardan biriyiz. Çünkü hepimiz dijitalin içinde dijitali çok yoğun olarak kullanıyoruz. Dijital vatandaşları biz ikiye ayırıyoruz. Dijital göçmenler ve dijital yerliler. Aslında sunumumuzun adı da dijital yerliler. Ben burada dijital vatandaşları zaten söylemiştik. Dijital göçmenlerden ve dijital yerliler kavramını açmak istiyorum. Dijital göçmenler dediğimiz, yani 1980 öncesinde doğan, teknolojiyle sonradan tanışmış, özellikle bunu ihtiyaç için kullanan, yani bunu bir keyif için daha çok değil de ihtiyacına yönelik kullanan ve dijitali öğrenmede zorluk çeken nesil ediyoruz. Dijital yerlere ise 1980 sonrası doğan, günümüzün teknolojisiyle dünyaya gelmiş, bu teknolojiyi hepimizden çok daha iyi kullanan, özellikle 2000 doğumlardan sonrası da bunu daha sık görüyoruz. Teknolojinin olmamasını düşünemeyen, Instagram'la yatıp Twitter'la kalkan kitleden bahsediyoruz. Peki bu dijital yerlerin özellikleri ne diye soracak olursak, onlar için en önemli şey hız. Hız olmadan asla ve asla yapamıyorlar ve artık okumaktan, bilirsiniz eskiden gazeteleri çok sık okurduk. Onlar artık hiçbir şey okumuyorlar. Görseli tercih ediyorlar. Pek çok işi aynı anda yapabiliyorlar. Yavrum şunu yap derken Arda onu yapabiliyor, bunu yapabiliyor. Aynı anda her şeyi yapabiliyor. Oyunları tercih ediyorlar ve keşfederek öğrenmeyi seviyorlar. Peki bu dijital yerlerin özelliklerine bakacak olursak, dijital yerler ortalama bir saat içerisinde 27 tane platform arasında geçebiliyor. Televizyona bakıyor, Facebook'a bakıyor, sosyal ağlara bakıyor. Ve bunları sanki kendi uzuvlarıymış gibi kullanıyor. Ve bu kitle, yani 15 yaş üzerinde 1.8 milyon kişi ayda ortalama 544 milyon saat sosyal medyada kalıyor. Ve peki bu kadar saatte bunlar ne yapıyor? Gelin hep birlikte bakalım. Öncelikle bazı istatistikleri size göstermek istiyorum. Güvenli İnternet Merkezimiz tarafından hazırlanan birkaç istatistik var. Ortaokul öğrencilerinin sosyal kullanım oranlarına baktığımızda en çok YouTube'a video odaklı daha çok gidiyorlar ve Instagram'a fotoğraf odaklı daha çok gidiyorlar. Aslında baktığımızda Twitter gibi metin odaklı sosyal ağlarda daha az olduklarını da görebilirsiniz. Lise öğrencilerinde de durum aynı diyebiliriz aslında. WhatsApp'ta çok dolanıyorlar liseliler çünkü o yaşlarda sanırım telefon kullanımı daha çok arttı. Ve onlar da Instagram'ı tercih ediyorlar. Maalesef Instagram'ın önlenemez yüklesi hala devam ediyor gençler arasında. Biraz da dijital mahremiyeti konuşalım. Aslında mahremiyet herkesin bildiği, genel olarak yani bireylerin gizli kalmasını inandığı ya da istediği şeyler diyebiliriz. Ama mahremiyetin en önemli kriterlerinden biri de artık dijital mahremiyet oldu. Peki dijital mahremiyet bize neleri getirdi? Yani eskiden sokakta ailelerimiz ya da herhangi bir yerde görünmekten çekinen nesiller şimdi artık sosyal medyada fotoğraflarını paylaşmaktan, kişisel verilerini paylaşmaktan ya da herhangi bilgisini, adını, soyadını neyse bütün verilerini paylaşmaktan çekinmiyorlar. Bunun en temel sebebi bu yeni kuşağın artık sosyal medyanın içinde doğmuş olması. Küçük yaşlardan beri bilgisayar ve internet kullanımına aşina olmaları ve artık bu bütün bilgileri doğruyu yanlışı ayırmadan serbestçe ve kolayca paylaşmalarından kaynaklanıyor. Peki bu davranışların temeline bakıldığı zaman neden bunları yapıyorlar? Aslında en büyük sıkıntı ailelerden kaynaklanıyor. Ailelerde son zamanlarda iletişimin azaldığını görüyoruz. Çocuk kendisi yalnızlaşıyor, paylaşacak şeyleri bulamıyor. Belki de bu yeni modern dünyanın getirdiği bir şey de diyebiliriz buna. Ama baktığımız zaman
çocuklarımızın yalnızlaştığına görebiliriz. Peki dijital mahremiyetin tehdit kaynaklarına bakacak olursak 3 tane tehdit kaynağı var dijital mahremiyetin. Birincisi kendini ifşa etme, ikincisi merak, üçüncüsü gözetleme. Aslında bizim için burada en önemli olan kısım kendini ifşa etme. Çünkü kişisel verilerin alanına da en çok bu giriyor. Buyurun kendini ifşa etmeye bakalım. Peki bireyler giderek gözetimin gönüllü unsurları haline geliyor. İşte kendi fotoğraflarını, kendi videolarını paylaştıkça haz duymaya başlıyorlar. Daha çok beğenilme arzusu, daha çok paylaşılma arzusu, milyonları etkileme arzusu her geçen gün artıyor. Ve bu da kişilerin mahremiyetinin kamusallaşmasına yol açıyor. Ve açıkçası bunları paylaşanlar da maalesef bundan rahatsız olmuyor. Peki dijital mahremiyetin görünme duygusuna bakalım. Bunları yaparken aslında 4 tane ana örnek verebiliriz. Artık insanlar bizi duysun. Ben yalnız değilim, sosyalim, eğlenceliyim. En çok herkes beni paylaşsın. En çok herkes beni görsün. İşte ben zenginim ama paramı da bilsinler. İşte benim param var ya da şu kafede şunu içiyorum, bu kafede bunu içiyorum. Böyle bir artık hele hele yeni nesilde en çok gördüğümüz şey görünme duygusu. Sahip olduklarımdan haberdar olsunlar, beni takdir etsinler gibi başlıklarda da inceleyebiliriz. Aslında bunların neden yaptıklarını soracak olursak bir araştırmaya göre motivasyon olarak anılıyor. İşte burada birkaç başlığı sizin için derledik. İşte çok iyi, harika bir kişi olduğumu göstermeye doğrultma çabası. Çok güzelim, farklı ortamlarda, farklı açılardan ben. İşte sürekli geziyorum, şuradayım, şunu yiyorum, bunu yiyorum. İşte kim nerede ne yapmış? Mutlaka şunu deneyin. Eyfel Kulesi'nde mutlaka fotoğrafım olmalı gibi. Bu faktörlerde de aslında kendilerine bunları söyleyerek içsel olarak motive ediyorlar. Yeni neslin maalesef en büyük sorunu bu. Peki en çok neleri paylaşıyorlar? TikTok Boom'un Instagram araştırmasına göre, 2015'te yapılan araştırmasına göre doğu taraflarında, yani ülkemizin doğu taraflarında %32 oranla anne, kardeş ve baba paylaşılıyor. Batıya doğru geldiğimiz zaman da daha çok gezi, yeme, içme içerikli paylaşımları da görüyoruz diyebilirim. Peki bir noktayı daha değinmek istiyorum açıkçası. Dijital mahremiyetin en büyük düşmanı samimiyet. Gençlerimiz özellikle en yakın arkadaşlarına kişisel şifrelerini, işte pasportlarını ya da mahrem bilgilerini vermekten çekinmiyorlar. Bazen de bunların kötü örnekleriyle karşılaşabiliyoruz. Örneğin işte ÖSYM şifresini verdi, hayatı karardı, arkadaşı baskısı için şifre değişikliğinden kaynaklı olarak onun istemediği kişisel verisiyle farklı noktalara eğilebiliyor. Bu yüzden bence en önemli olan çocuklarımıza ya da gençlerimize dijital güvenliğin mahremiyetini aşılamamız ve bu noktada samimiyetle mahremiyetin farklı şeyler olduğunu belirtmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bu noktada aslında dijitalle hayatımıza değişen şeylerden bununla alakalı bir tane de video izletmek istiyorum sizlere. Daha sonrasında da sunumu bitireceğim. Sorularınız varsa alacağım. Evet, dijitalde çok şey değişmiş. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Twitter'dan ve diğer sosyal ağlardan beni takip edebilirsiniz. Sanırım süreyi etkili mi kullandık? Evet, bayağı etkin Abdi Bey. Çok teşekkür ederiz. Çok rica ederim. Sizi bırakmıyoruz, sahnenin ortasını alalım. Çok teşekkürler. Ve bir sonraki konuşmacı size plaketinizi takdim etmek üzere efendim. Hemen alıyorum. Ben de.
Hemen Ahmet Miraç Sönmez'i sahneye rica edelim. Bir sonraki konuşmacımız, efendim buyurun, rica edelim. Dijital yerlerin mahremiyetini anlattı. BTK sosyal medya uzmanı Sayın Abdi Baktur bize. Çok teşekkür ediyoruz efendim.